Aslında sizin de haberlerde belirttiğiniz gibi bankacılık sistemi üzerine hükümetin bir baskısı var. Ellerinden geldiği kadarıyla bankalar arasında ya da bankayla yapılan işlemlerde kurun çok düşük rakamlardan geçmesini istiyorlar ki işte böylece kendilerine göre dolar TL'nin ya da euro TL'nin düşük kalacağını umut ediyorlar. Tabii beyhude bir çaba. Yani dünya kimsenin parmağının ucunda dönmüyor Elif Hanım. Yani dışarıda bir hayat var. Mal ve hizmet el değiştiriliyor, alınıyor, satılıyor. Haliyle buradaki ticarette insanlar dönüp enflasyon rakamlarına bakıyor. İnsanlar dönüyor o ülkenin gerçeklerine bakıyor. Ve Türkiye'ye milyarlarca dolar giriyor, çıkıyor, açık bir ekonomi. Dolayısıyla burada paranın değeri, bir malın değeri her neyse piyasadaki arz ve talebe göre oluşuyor. Yani serbest piyasada bu rakamlar daha yukarıya çıkıyor. Neden? Çünkü Türkiye'de bir dolar kıtlığı yaşıyoruz biz. Dolayısıyla fiziki olarak kağıt olarak elimize aldığımız, cüzdanımıza koyduğumuz o Amerikan doları ya da euronun miktarı yaşamda düştüğü zaman haliyle onun da değeri yukarı çıkıyor. Siz tabelada istediğiniz kadar işte 19-20 deyin ama serbest piyasa dediğiniz gibi 19-60, 19-70 diye fiyatlamaya devam ediyor. Burada çok büyük bir sıkıntı var aslında. O sıkıntıyı ben anlatmak isterim. Şimdi kuru baskılamak için haberinizde de verdiğiniz gibi Merkez Bankası bankalara bir takım yeni düzenlemeler getirdi. Şimdi bu düzenlemelerde diyor ki eğer diyor senin bünyendeki para, mevduat diyelim işte ona Türk lirasının payı %60'ın altında kalıyorsa diyor daha önce 3 puanlık bir menkul kıymet yükümlülüğü vardı. Ben bunu 7'ye çıkardım diyor. Peki menkul kıymet yükümlülüğü ne demek? Yani diyorlar ki işte lütfen siz bünyenizde daha çok lira tutun. Eğer dolar tutarsanız size ben zorla enflasyondan çok daha düşük değerli faiz olarak düşük değerli devlet tahvilleri vereceğim. Bu şu demek Elif Hanım banka adına siz zarar edeceksiniz demek. Niye? Çünkü düşünsenize. Enflasyon 50 size sattıkları ya da zorladıkları aldıkları tahvillerin faizi çok daha düşük. Uzun vadede o zaman baktığınızda banka zarar eder. Peki bu cezayı niye veriyor bankalara? Yani bankalar ya da bizim halkımız böyle keyiften dolayı mı gidip dolar alıyor ya da euro alıyor? Neden birikiyor o dolar euro bankalarda? Çünkü hükümet enflasyonu düşüremiyor. Enflasyonu düşüremediği için vatandaşlar, şirketler paralarının değerini korumak için dolar alıyor, euro alıyor. Bu bankalarda birikince de hükümet diyor ki vay efendim bak sizin bu talebiniz dolar TL'yi yukarı çıkartıyor. Siz almazsanız olmaz. Bu tıpkı şey gibi yani okullar olmazsa ben milli eğitim sistemini ne güzel yönetirim der gibi bir anlayış. Siz evvela hükümet olarak enflasyonu düşüreceksiniz. Şirketlerin ve vatandaşların dövize olan talebini keseceksiniz. Bu tip zorlama hareketlerle bankalara ceza vermek ne yapar biliyor musunuz? Bankaların öz kaynağını bitirir. Dolayısıyla bu bankalar eğer zarar etmeye başlarsa daha az kredi verirler insanlara, şirketlere ve daha az kredi verdikleri zaman ne olur? Ekonomik aktiviteler azalmaya başlar. Aslında dolar TL'yi tutmak için yapılan bu önlemler ekonominin direkt bindiği dalı kesmesi gibi bir şey. 2001 krizinde biz hatırlıyoruz bankacılık sistemi zora girdiğinde bu işten en çok kim etkilenmişti? Reel sektörde etkilenmişti. Ekonomi komple krize girmişti. Dolayısıyla hükümetin yaptığı iyi bir iş değil. Gittikleri yol yol değil. Önemli olan nokta eğer dövize talep düşürülecekse enflasyonu düşürmekle bunu yapmaları lazım ama ne yazık ki bunu yapmıyorlar. Bu tip önlemlerde bizim şu an için sağlam bankacılık sistemimizde bir sıkıntı yok ama siz çıkıp bankacılık sisteminin üstünde bu kadar çok zıplarsanız Allah korusun onların çok büyük bir sıkıntıya girmesine neden olabilirsiniz. Böyle bir durum var. Peki muhalefet aslında sık sık dövizin rezervlerle tutulduğunu söylüyor. Hepimiz de buna tanık oluyoruz ama bakıyoruz ki yükselişte devam ediyor. Bunun nedeni ne? Nereye kadar gider bu yükseliş?
Şimdi dolar TL'nin yükselme gerekçesine baktığımız zaman az önce anlattığım gibi bir dolar kıtlığı yaşıyoruz ve bu dolar kıtlığının sebebi de iki tane. Birincisi Türkiye'nin ihracatıyla ithalatını kıyasladığımız zaman ithalat daha fazla. Yani AKP'nin 20 yıllık yönetim modelinde ihracata dayalı bir ekonomi ne yazık ki kurulamadı. Bu birinci gerekçe. İkinci gerekçe de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizi düşürmesiyle beraber ne oldu? Enflasyon yukarıda dururken faiz aşağıda olunca insanlar haliyle liradan kaçıp dolara hücum ettiler. Bu iki gerekçe bizde dolar kıtlığını yarattı. Şimdi bu işin sonu nereye gider dediğimizde bunu biz sonsuza kadar devam ettiremeyiz. Çünkü rezervlerimiz eksi 50 milyar dolar civarında. Ülkenin kısa vadeli borcu 196 milyar dolar. Bakın cüzdanda para yok, eksiye geçmişsiniz. Bir de 196 milyar dolar borcunuz var. Bu sistem devam ettirilemez. Peki nasıl devam ettiriyor mevcut hükümet? İşte Rusya'dan aldığı destekle, Körfez bölgesinden aldığı destekle, haberinizde verdiğiniz gibi bankacılık sistemini zorlayarak insanları bir şekilde tehdit ederek şirketleri, insanları dolardan uzaklaştırmaya çalışarak. Ama ana sorun şu, ana sorun faiz politikası yanlış, ana sorun İthalatınız ihracatınızdan daha fazla. Yani bir havuz düşünün Elif Hanım. O havuzu dolduran bir tane musluk var ama boşaltan musluksa 3-5 tane. Yani ithalat o kadar fazla ki rezerv havuzumuzu boşaltıyor bizim. Dolayısıyla burada seçime kadar böyle kurulmuş bir düzenek var. Bu düzenek de işte dediğimiz gibi dışarıdan gelen paralarla idare ediliyor. Ama seçimden sonra işte bütün kurumların beklentisi kurum daha fazla yukarıya doğru gidiyor. Burada ben bir ikaz yapmak istiyorum herkese. Kur yukarı gidecek diye burada kurum da işte 35 lira, 40 lira, 50 lira olacağı gibi rakamları telaffuz eden insanlar da var, uzmanlar da var. Bunlara ben katılmıyorum. Neden derseniz bakın iki senaryo var önümüzde dolar TL'de. Millet İttifakı ya da Cumhur İttifakı. Şimdi Cumhur İttifakı'nın kazandığını düşünelim. Cumhur İttifakı kazandığı zaman bir kere Nisan'ın ortası gibi işte bir hafta ya da 10 gün sonra hükümetten yeni bir program bekleyeceğiz. Bu programda Morgan Stanley'nin raporunda da yazdı bu dediklerim. Birazcık daha kurun üzerindeki baskıları kaldırarak hani o geleneksel politikalara tam dönüş olmasa da birazcık daha akılcı işlerin yapılacağına dair emareler var. Bu bir. İkincisi eğer Cumhur İttifakı kazanırsa bu noktada kuru kontrol etme adına tabii ki Körfez ve Rus sermayesinin şu noktada bittiğini ya da eskisi gibi destek vermeyeceğini hesaba katarak diyor herkes işte kur daha fazla yukarı gider Cumhur İttifakı'nda ama elinde hükümetin bir silah var. O silah da şu borçlanma. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin net dış borcuna baktığımız zaman 235 milyar dolar civarında hatta kontrol etmek için bir kez daha bakacağım ben Maliye Bakanlığı'nın sitesine. Evet 235 milyar dolar Elif Hanım ve bu bizim gayri safi yurt içi hasılamızın %26'sına denk geliyor. Dolayısıyla bu %26'ya denk gelen borç oranını daha da yukarıya çıkartarak önümüzdeki dönemde eğer Cumhur İttifakı kazanırsa kuru 24-25 seviyesini aşmaması için kullanacaktır. Yani borç alarak borç parayla kura baskı kuracaktır. Ama bu iyi bir şey mi, güzel bir şey mi? Hayır. Bizim çocuklarımızın geleceğini tehlike altına atarak kura basmayı deneyeceklerdir. O yüzden bakın Cumhur İttifakı'nın kazandığı bir senaryoda bile 24-25'i aşmasının ben zor olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü kuvvetli bir şekilde dış borçlanmaya gidip kurun önüne bir bariyer çekilir. İkinci alternatif Millet İttifakı'nın kazanması. Millet İttifakı kazandığında da yine üzerindeki kurun üzerindeki baskı kalkacağı için yukarı doğru bir hareket olur. Ama bu sefer de Türkiye'de yeni kurumların, yeni kuralların ve yeni kadroların gelmesiyle beraber dış dünyanın güveninin artmasına paralel olarak Türkiye'ye çok yüklü miktarda sermaye giriş yapar. Dolayısıyla yine bir 22-23'te kuru görebiliriz ama o seviyelerden
dünyadan gelecek sermaye ile geri çekilmelerin başladığını görürüz. Tabii çok büyük bir düşüş olacak demiyorum, beni yanlış anlamayın. O noktada da yeni Merkez Bankası kuvvetle muhtemel devreye girer. Rezervi eksi, çünkü rezerv toplamaya başlar ve kuru da ihracata zarar vermeme adına belli bir noktada tutmaya çalışır. Sözün özü, kur yukarıya gidecek ama bu böyle 35'ler 40'lar gibi dramatik rakamlar olmayacak. Lakin gittiği noktada Elif Hanım, yani 23-24 dediğimiz noktada hepimizi etkileyecek. Neden? Çünkü Türkiye dışa bağlı bir ekonomi. Bu dışa bağlı ekonomide kurun 23-24 lira olması demek bizim üreticilerimizin maliyetinin artması demek. Çünkü biz girdileri dışarıdan alıyoruz. Buna paralel olarak da ne yazık ki bizlerin şu an gördüğü rakamlar, çarşıdaki, pazardaki rakamlar çok daha yukarıya doğru gidecek. Yani halkımızın enflasyonla başı dertte kalmaya devam edecek Elif Hanım. Evet, bizim de hafta içerisinde haberlerde sürekli yer verdiğimiz bir konu oldu, gıda fiyatlarındaki artış. Evren Bey, çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum Elif Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler.